Herkese selamlar dostlar. 21 Temmuz 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. Hemen videonun başında söylemek istiyorum. Biraz araştırmalar yaptım maç hakkında. Takımlar birbirleriyle ilk defa oynayacak veya MBS3 veya şöyle durumlar var. Bazılarının sezonu başladı bazılarının başlamadı. Oran farkı çok fazla ediyor mesela. E, dengeler çok fazla fark olduğundan bir yerimi oran açıyorlar mesela. Oran olarak da çok açmıyorlar. Öncelikle bunlardan bahsedeyim. Bunları göz önünde bulundurarak da ben her maça ideal bir tercih çıkardım. İdeallerden ilerleyeceğiz. Perşembenin incileri idealleri olaraktan ilerleyeceğiz. Toplamda 7 maçım var. Herkese şimdiden bol şanslar. Ve sizlere bir adet maç skoru yapmak istiyorum. Maç skoru yarışmamızda Bate Borisov'la Konya Spor karşılaşması arkadaşlar. Karşılaşma hakkında maç skoru ne olur? Ne olur? Yorumlara yazabilirsiniz. Şu bilgileri vereyim size. Maç e, Konya'da oynanacak. Seyircisiz bir şekilde Konya'da oynanacak. Rusya olaylarından dolayı bu takımlar da etkilendi. O yüzden Bate mücadelesi Konya'da oynanacak. Maç skoru ne olur? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar diyerekten de geçeyim bu skor yarışmamızı. İlk mücadele molde maçıyla başlayalım. Sizlerden ricam video, videoya atacağınız like'lardır arkadaşlar. Artık 300 üzerine like gelirse ben sizlere kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. 2 saniyenizi arayıp like atarsanız sevinirim. Herkese bol şanslar. Molde ile Esport ile başlayalım. Şimdi şöyle değerlendirme altına alalım. Şimdi Molde son dönemlerde özellikle kendi evinde oynadığı maçlarda gerçekten avlukayı alıyor. Bu avlukayı alırken nasıl oynuyor takım? 3-5-2 sistemini benimseyen bir takım var Molde tarafında. Bu 3-5-2 sistemini belirlediği için takım avlukayı alabiliyor. Rakipleri gerçekten avlukayı alıyor. Çok fazla pozisyon yaratmıyor. O yüzden kendi evinde de olmasından dolayı, taraftarı desteğiyle olmasından dolayı ben burada biraz Molde tarafına kaydım. Dedim ki... Molde'nin galibiyetini mi alsam yoksa ev sahibi bir buçuk mi gitsem diyerekten de sadece bunun çelişkisine düştüm açıkçası. Asburg tarafına baktığımız zaman da genç bir kadrosu var ama Molde oranla biraz daha kalite anlamda biraz daha altta kalıyor açıkçası ve şunu söyleyebilirim. Asburg'un son maçını izledim. Hamarbi'ye karşı 3-0'lık mağlup mağlup oldular. O maçı da takip ettim. İzleme şansım vardı. Pozisyonlara girdiler fakat Belli bir yerden sonra özellikle 2-0'dan sonra takım düştü biraz. O yüzden bu, bu yönde düşebilen bir takım Elsborg takımı. Molde'de son dönemlerdeki performanslarla Elsborg'un da son oynadığı 2-3 karşılaşmaya baktığımız zaman da ben Molde'yi bir adım önde görüyorum. O yüzden burada doğrudan bir Molde galibiyeti alabiliriz. 1.63 gibi orandan taraf riskine değebilecek. MBS 3 ama Avrupa'dan oynayanlar vesaire değerlendirebilir. Şimdiden bol şanslar. Geçtim bu karşılaşmayı. Antwerp ile Drita günün en güzel karşılaşmalarından bir tanesi açıkçası. Güzel bir karşılaşma olacak ve bir sürü istatistiği var yani Antwerp tarafına doğru yönelebileceğimiz. Fakat burada taraf tercih olarak Antwerp'e oran dahi açmamışlar. Drita ile oynayacaklar. Drita'dan, Drita'dan bahsedeyim öncelikle isterseniz. Kosova ekibi kadrosu kendi ligine göre ortalama standart bir kadrosu var Litanın Ne çok iyi ne çok kötü. Ortalama bir Kosova ekibi diyebiliriz açıkçası. Kosova futbolda ne kadar ileride şüpheli tabii ki. Antwerp bu sezon gerçekten güzel işler çıkartacağı benziyor özellikle Belçika liginde. Mark Van Bommel ile geldi. Teknik direktör olarak anlaştılar. İlk resmi maçı sanırım bu karşılaşma olacak Antwerp adına. Antwerp geçen sezon güzel işler çıkardı. Bu sezonda ciddi anlamda etkili. Etkili olmasından daha doğrusu daha bu sezon içinde etkili olacak gibi görüyor düşünüyorum. Çünkü yaptığı transferler oyunda yani ben bu sezon etkili olmak istiyorum diyor takım. Jansen'i aldı. Fenerbahçe'de oynamıştı bir ara forvet hattına. Alderweire'i aldı bildiğin üzere Tottenham'da veya Belçika milli takımının e, en sağlam oyuncularından bir tanesi. Bu gibi büyük transferler yaptı. 2-3 tane de genç yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Ve hazırlık maçlarına baktığımız zaman Nantervin burada Dinamo Kiev'i devirdi. Dinamo Kiev'i devirmesi kolay değil. Salzburg'u yendi keza. Bu gibi takımlara da karşı hazırlık maçlarında galip gelmesi Antwerp tarafını güçlendiriyor. Ki zaten dediğim gibi oran dahi açmamışlar. Ama biz ne yaptık? Oran almak adına ilk yerden bir Antwerp galibiyeti bekliyorum. 1.38 gibi orandan ilk kere bir tercihini de değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmada. Geçtim bu karşılaşmayı. Hatta bir yüksek oran denemesi de yapalım bu mücadeleye. Yani ben 3-0 bandında bir Antwerp galibiyeti bekliyorum. O yüzden her iki yarıyı alır. Var mı? Şuradan bakalım. Öyle yok. 3 farklı bir Antwerp galibiyeti deneyebilir miyiz diye 2-0-8 oranından da ufaktan bir önereyim. Antwerp bence bu maçta biraz şov yapabilir. Ayık Sonlay'la Wolfgar mücadelesi. Wolfgar arkadaşlar Ukrayna ekibi. Öncelikle şu karşılaşmadan bahsedeyim. Konya maçı gibi, Batya maçı gibi burada. Aynı şekilde Ukrayna ekibi burada. İsveç'te oynayacak. Ayık'in sahasında oynanacak. Muhtemelen bu maçta seyircisiz oynanacaktır. Eee bilmiyorum seyirci seyircisiz fakat onu şey yapamam ama Aykin sahasında oynanacağı için o yüzden muhtemelen seyircisiz oynanabilir. Konya maçında olduğu gibi sanırım iki taraf arasında anlaşması gerekiyordu. Muhtemelen anlaşmışlardır. Aykin kadrosu bildiğiniz üzere biraz daha iyi ki oranlardan da görmek mümkün. Ligin başlamış olması, ligde son dönemlerde bir bocalamış olsa da özellikle beraberlik mağlubiyet veya deplasmanla çok fazla iş iyi çıkarmasa da Avrupa'da biraz ilerlemek isteyecektir. Ukrayna ekibi de geçen sezonki kadroya göre ee, geçen sene kadrosunu koruyor bazı eklemeler olmuş özellikle kiralıktan dönenler çok fazla Çok da bilgi sahibi değilim Ukrayna ekibi kendisi Son dönemlerde de maç yapmıyor zaten Ben burada doğrudan bir ayık sonuna tarafına gidebiliriz diye düşündüm O yüzden maç sonu 2'yi değerlendirmeyi 35 gibi orandan sizlere önerebilirim arkadaşlar Bol şanslar Başakşehir maçına geçelim e Geçmeden önce Telegram gruplarından bahsedelim hemen Ekrana gelsin Telegram grubunda nasıl ilerliyoruz özellikle Şimdi ligler başlıyor bildiğiniz üzere. Canlı odası, kupon odası, yüksek oran ve si yüksek misli odası ve birebir iletişim olarak ilerliyor zaten. Canlı odasında izlediğimiz güzel karşılaşmalar oluyor. Mesela, mesela bugünden koydum bu karşılaşmayı. Seygon'la bilmem ne editör Hakan arkadaşımız atmış. 5'te 3 olarak 5 tane canlı varmış. 3 tanesi başarılı 2 tanesi başarısız olmuş açıkçası yatabiliyor. Fakat bu şekilde canlı olarak izlediğimiz maçlardan ilerlemeye çalışıyoruz. Dün bir kombine yapmıştım. Yattı özellikle koymak istedim. Ludogorets maçına 3.5 altına 1 olarak verdim ben. Geldi 3-0 bitti. Midland maçında 2 tane verilmeyen penaltı. 2 tane direkten dönen top. 4 tane kaçan pozisyon. 30 tane şut var. Şerefsiz takım 2 tane gol atamadı. Ya. Bir tane kaldı o da yedikten sonra attı direkt 86'da. Yani bir tane daha gol atsa günün kombinesi de başarılı olacaktı. Midnight maçını izleyen varsa mutlaka yorumlara yazsın. Neler neler kaçtı. Grupta ben pozisyonları da atıyorum. Yani millet diyor ki pozisyonları videolarını ekran kaydı alıp atıyorum. Diyor ki, bu kadar da olmaz ya dedirten bir karşılaşmaydı. Fakat bu şekilde gruplarımızda da ilerliyoruz. Bilginiz olsun diye reklamdan geçtim. Başakşehir maçıyla devam edelim. Başakşehir'de arkadaşlar kendi evinde oynayacak. Makabi Netanya ile oynayacaklar. İsrail ekibi. Makabi Netanya'nın son oynadığı maçlara baktım. Son oynanan bir e, ee, Maccabi Tel Aviv oynanan bir karşılaşması var. Ondan onu da penaltılarda galiba almışlar kupa maçı vesaire vesaire. Çok fazla bilgi sahibi değilim fakat Başakşehir tarafından ilerleyeceğim ben burada. Başakşehir bence bu maçta galip gelebilir yeni kadrosuyla. Neler yapacak birlikte göreceğiz. Fakat çok fazla gollü bir karşılaşma geçecek gibi de durmuyor açıkçası. Şöyle düşünüyorum ben mücadeleyi. Ne Mesut Özil mesela bu karşılaşmada oynayacak mı? Birçok oyuncusunu da takımda tuttu Emre Belezoğlu. Özellikle geçen sezon son dönemlerde baktığımız zaman da çok etkiliydi. Fakat hazırlık maçlarında o kadar etkili bir hücum hücum şeyi vermedi bize. Hücum grafiği vermedi açıkçası. Başakşehir takımı. ilk resmi maç olarak geçebilir sezonun bu yüzden. Şimdi ben galip gelmesini bekliyorum fakat çok fazla gol beklemediğinden dolayı biraz süsleyelim dedim bu karşılaşmayı. 3.5 altında 1 olarak yaparsanız 1.53 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Bakalım Mesut vesaire diğer isimler bu maçta ilk 11 başlayacak mı? Güzel mütevazi bir kadrosu var. Ligin ortalaması ortalamasının üstünde bir kadrosu var zaten. Takım oyununu güzel oynuyor. Özellikle şu sezonun sonundaki kadroyu çok bozmadılar. Ufak da eklemeler yaptılar. Onlarla birlikte devam edecekler. Bence Maccabi Netanya'yı burada e, galip geleceklerini düşünüyorum. Fakat 3.5 altında bir olarak da ben biraz süsledim orada. Geçtim diğer karşılaşmama. Alkmaar'la Tuzla City. Şimdi altmar zaten golle geçen, golle oynayan takım. Tuzla City de öyle bakın. Şimdi Altman'a karşı o ne kadar açık oynar bilmiyorum ama Tuzla City'nin ben o Almanya pardon Almanya diyorum karıştırdım. Oynadığı o karşılaşmalara baktığımız zaman da bir önceki karşılaşmada altımı ne attı? Ben ilk kere bir buçuk üst olarak önermiştim. İlk kereden bir tane attı. ikinci yarı beş tane attı. Orada benim biraz cenabetliğim var diyelim. Artık ne diyecek bir söz yok da. Alkmaar oynadığı bu sezonki ilk baştaki hazırlık maçlara baktığımız zaman da güzel görüntü çizdi. Gollü maçlara imza attı. Yine gollü bir karşılaşma geçebilir. Oran açmamışlar. İki buçuk üstte. Şöyle yapalım. Oranı çok fazla düşürmüşler. Bir 40'a yakın oranı vardı sanırım. Ben yanlış mı hatırlıyorum acaba? Ben şöyle bir risk alalım o zaman bu karşılaşmada. Zaten gollü bir maç beklemiyor mu? Bekliyoruz. O zaman 1.87 gibi orandan. Normalde 2.5 üstü ideal tercih olarak yapacaktım da. Doğaçlama olsun. Hemen notlarıma da alıyorum. Aldım. 1.87 gibi orandan ben burada. Alkmanı veya tuz asistinin birlikte ilk yarıda iki gol atması bence denilebilir. 1.87 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz arkadaşlar. Geçtim bunu da. Bate Borisov Konya karşılaşması. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk zaten. Ekrana gelmiştir mutlaka tekrardan. Maç skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur yorumlara yazarsanız sevinirim gitsin skor yarışmamız burada. Şimdi Bate Konya'da oynayacak bu karşılaşmayı. Seyircisi de oynanacak bir karşılaşma. Bate'nin kadroya baktığımız zaman da onlar da çok fazla transfer yapamadı ve kadrosu zaten yerel halktan oluşuyor. Yani Altın Ordu gibi düşünebilirsiniz. Aynen çok güzel örnek oldu. Altın Ordu gibi kendi yerel halk. Kadro kalitesi olarak baktığımız zaman da Konya zaten üstün. 1.35 gibi oranı vardı. 1.31'e düştü. Ben Konya'nın burada Konya'da oynamasının da bir avantajı var tabii ki şuradan göstereceğiz. Atacağı iki golü değerlendirdim arkadaşlar. Deplasman 1.5 üstü olanı 1.46. İdealden değerlendirme altına aldım. Bu yüzden sizler de bu yöndemi öneriyorum. 1.46 gibi orandan Konya'nın burada atacağı iki gol. Önemli benim için. Değerlendirecekler bol şanslar. Bu arada Konya'ya da Pato gelebilir. Bakalım su haberler çıktı. Ne kadar doğru birlikte göreceğiz. Geçtim bunu. Portekiz ekibiyle Macaristan ekibi Puskas karşılaşmıyor. Guameles takımı zaten kaliteli bir takım. En sonunda da hazırlık karşılaşmalarına vesaire baktım. Porto oynamış mesela. 2-1 galip gelmiş. Vesaire vesaire. Ben burada doğrudan bir ev sahibinin galibiyetini bekliyorum. Onlar da çünkü... Avrupa setinde Avrupa seti çeken takımlardan bir tanesi. Ellerine böyle bir fırsat gelmişken geçen sezon ligde zaten iyi kaliteli bir şekilde oynadı. Konferans Ligi'ne kalma gücü zaten var bu takımın. Kalbur üstü. Şu anki zaten bültendeki çoğu takımdan güçlü bir ekip. O yüzden burada doğrudan maç sonu biri sizlere bir 27den öneriyorum. Diyecek de bir sözüm yok. Toplamda 7 karşılaşmam. değerlendirecek herkese. Bol şanslar. Ee, videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi idealleri ben çıkarmaya çalıştım sıkıntılı karşılaşmalar olabilir. Ters bitebilir, düz bitebilir. Ona göre misillerde küçük oynayın. Görüşmek üzere. Bay bay.